geceler, hoş geldiniz. Gökhan işte birlikteyiz. 360 ekranlarında canlı yayında ayrıntısıyla Alanya Spor Beşiktaş karşılaşmasını masaya yatıracağız. Sergen Yalçın'ın maç sonrası hakeme <laughs> e, yönelik açıklamaları var. E, maçta neler yaşandı? Alanya Spor Beşiktaş'ı 2-1'le geçti ve liderliğini sürdürdü. Eğer bugün Alanya Spor Beşiktaş'a 2 farklı, 3 farklı kaybetseydi bugün Galatasaray bay geçtiği haftada lider olma ihtimali vardı. Ama Galatasaray bay haftasını bir hayli karlı geçti. Nedeni de hem rakipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir Trabzonspor tamamı neredeyse puan kaybetti. Tek puan kazanan rakibi ise Alanyaspor oldu. O da bugün Beşiktaş'ı 2-1 geçti. Şunu söyleyelim. Son söyleyeceğimiz en başta söyleyelim. Bugün 90 dakika sonunda maçı hak eden taraf Yüzde yüz herkesin ortak kanısı Alanya Spor'du. E, Hakemle ilgili de eleştiriler var. Maç sonu Çağdaş Atan'ın e, önemli açıklamaları var. Yani e, soru sorulmuyor basın toplantısında. Bunu da ayrıntılarıyla konuşacağız. Ama benim e, sezon başından beri beğendiğim bir teknik adam Çağdaş Atan. Yani Çağdaş bir teknik adam. Öyle söylüyorum. Sen sevmiyorsun onu. E, bence e, Avrupa'da oynanan futbolla. Kafa yoran bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Mesela maç sonu yaptığı açıklamalara bakıyorum. Sağının dışında kalmak istemiyorum. Yani sağın dışında olmak istemiyorum. Sağın içinde kalmak istiyorum diyor. Yani hakem konuşmak istemiyorum diyor. Daha ziyade futbolla e, ilgili konuşmak isteyen. Evet. Analizlerini futbol üzerinden yapan bir teknik adam görüntüsünde. Bakıyoruz ligin 12 haftası. 12 maç oynamış. 12 maçın sonunda da e, 26 puanla ligin zirvesinde. Yani... Bakıyoruz işte Galatasaray'ın bir maç eksiği var tabii bay haftası sebebiyle. Galatasaray 11 hafta oynamış 23 puanda. Fenerbahçe 12 haftada 23 puan. Beşiktaş 11 haftada 19 puan. Bu arada Gaziantep Spor bugün Başakşehir'i e yendi. Gaziantep Spor da 11 haftada 18 puan topladı. En önemlisi Hatayspor 10 haftada 18 puan topladı Gökhan. Yani iki maçı eksik. Öyle bakalım. Yani iki maç 24 puan yapıyor. Bir anda Galatasaray ve... E, Fenerbahçe'nin üstüne çıkıyor Atay Spor. Atay Spor da önemli işler yapıyor. Bugün Erzurum Spor kendi evinde gençler birine kaybetti. Ömür törpüsü gibi bir maçtı. E, yani futbol sen daha 10. dakika mıydı yazıştık seninle? Evet yani şimdi Erzurum ilgili değil miydi ya? yani? şöyle söyleyeyim Erzurumspora e, yönetimine şunu söylemek lazım. Ya madem Hüseyin Cimşir'i getirecektiniz Mehmet Özdil'i neden gönderdiniz? Yani Hüseyin Cimşir'de ne gördünüz e, de Mehmet Öz gönderip onu aldınız. Çok merak ediyorum. Yani Erzurumspor yönetiminin bu teknik direktör değişikliği konusunda yaptığı büyük bir hata. Hoca da çıkmış bugün diyor ki Hüseyin hocam elimizde sihirli değnek yok. Yani zannedersin ki elindeki kadro da şey Valencia kadrosu, Villarreal kadrosu, Atletico Madrid kadrosu da sihirli değnek yok diyor. Ben Hüseyin Erzurum Erzurumspor'da başarılı olabileceğini düşünmüyorum. Sezon sonunu da göreceğini düşünmüyorum. Erzurumspor'un da böyle bu şekilde yönetilmeye devam ederse açıkçası bu ligde kalıcı olacağını da düşünmüyorum deyip Erzurumspor spor maçındaki canımın sıkkınlığını bir şekilde böyle kusmuş oluyor. Erzurum sporla ilgili bir cümle söyleyeyim. Şimdi bugün Beşiktaş maçında bir penaltı pozisyonu var ya bir bakıyorum ben taraftara medyaya falan. medyada Beşiktaşlı olan insanların yorumlarına tavırlarına. <laughs> Çünkü ifadeye bak abi. Hayır, hayır, medyada Beşiktaşlı Beşiktaş olan Beş Beşiktaşlı olarak beş Beşiktaşlı konuşan. konuşanların tamam, hepsi Beşiktaşlı zaten. Tamam onun için öyle söyledim i̇şte, de yani sen Ama öyle, bu çok utanç verici bir şey. Ne yapayım abi, abi insanlar 5 yani. sene öncesine Benim kadar. Utanacağım bir şey değil bu. E tamam işte utanç verici bir şey. Bugün tamam. mesela Çağdaş Atana soru sorulmamış. Kardeşim Ayş, bir dakika adam... ben Beşiktaş'ı şey tamamlayayım ne olursun Oraya istediğin gibi dökeceksin eteğindeki taşları. Sadece şunu söyleyerek yok, sana gazeteci. Vallahi döktüreceğim yok, bugün. Bugün haftalardır yok abi haftalardır beni konuşturmuyorsun abi. yazıyor. Pandemi sebebiyle eve kilitlendim o yüzden yani. Yani tamam. <laughs> ya benim Allah aşkına bunu konuşturun bir tane ayna verin. Abi kedimiz ya, var biz bir tane. sen de bir YouTube yeni bir kedimiz evet, var. Hayırlı olsun. Adını adı konuşuyorum adı artık? ne? Abi şimdi kedinin adını biz bize geldiğinde farklı bir adı vardı. Biz kendi adı yani Nereden bu koyduk. kaç aylık ki geldi? 2,5 aylık daha çok ufak bebek. Ya daha kedi de kendi adını tam bilmiyor yani <laughs> O durumdayız. Kedi <laughs> adını bilecek diye bir durum yok. Yani genelde köpekler ya ben kedi beslemedim de genelde köpekler Kedi ismiyle çağrıldığında yani, yani her şeyi çağırıyorsun. Geliyor. Bir şey abi, abi bizim evlat işte yani oğlumuz oğlumuz yok demeyelim artık. Erkek kedimiz var sağ olsun Bahadır bize e, destek oldu. E, kendi evinde beslediği yavru kedisini bizimle paylaştı. Biz de ona e, bir barınak olduk ev olduk. O da bize e, mutluluk oldu yani. Evde gerçekten şahane bir atmosfer var. Müthiş. Hayatımıza renk geldi. Şunu söylemeye çalışıyorum Gökhan'cığım. Şimdi bugün Beşiktaş yorumlayan, Beşiktaş'ı taraftarı, Sergen Yalçın'ı, o su, bu su, yorumcusu. Herkesin ortak kanısı şu, yani penaltının ağır bir karar olduğu yönünde. Ne demek o? Yani işte futbolun doğasında yok, o yok. Bu yeni bir <laughs> şey çıktı ya şimdi. Şimdi ben abi ben o zaman buradan söylüyorum. Ey bunu savunan insanlar, bangır bangır bugün televizyonlarda, sosyal medyada bunu bağıranlar. Tek satır bugün Erzurumspor'un golü iptal edildi. Ki yani bugünkü Beşiktaş'ın penaltısı %100 penaltı bence. Yani kurala göre Erzurum'un ki koluna çarpmış olmasına rağmen e, iptal yanlış. İptal yanlış abi adam şut atıyor top derse seken yani top geliyor koluna Şimdi kurala çarpıyor. Kurala göre Beşiktaş'ın ki penaltı derdi Erzurumsporu e, ki yanlış derse olmaz bak, hayır, çünkü niye kuralı olmadı? bilmiyorsun olur. Niye? Şimdi kuralı ben bu, açtım okudum kural şunu söylüyor. Söyle eğer bakayım, ki top eline çarptığı zaman sen Kendine bir avantaj sağlıyorsan ki sağlıyor. Nasıl sağlıyor abi adam şut atıyor rakibe çarpıyor rakibe geliyor. de geliyor. Kolu olmasa Kuruna ondan çarpacak. Göğsüne çarpacak. Hayır olur mu canım? Hayır ne alakası var? Hayır burada. canım ya öyle şeyiyordum. Ya, avantaj yakın Avantaj sağlıyor musun? Sağlıyorsun bitti. Oraya çarpmasa buraya sağlayacak. Ne yapmıyor? Kural avantaj. Çarpması, bak, ya, kuralan, ya. Bak, kuraldan konuşuyorsun Bunu kitaptan da avantaj konuşuyorsun abi. Avantaj sağlıyorsun önüne düşüyor adam. Abi nerede? Kendi şey takım nerede, arkadaşının e, önüne düşüyor. Gezal nerede avantaj sağlıyor? Kendi takımının önüne düşüyor diyorum ya. Erzurumspor maçını konuşuyorum ben. Erzurumspor maçındaki yanlış dersen. Sen yanlış ben söylemiş ince olursun. Bence yanlış abi. Değil abi alakası yok. İkisi yani de gol de... iptal yani... yanlış. Abi her ele değen top olmaz. Olmaz. Bak, olmaz. kural, olmaz. Kardeşim kural penaltı diyorsa penaltı. İkisi de Bence... i̇ptal, iptal de doğru yanlış. penaltı da doğru. i̇ptal de doğru iptal, i̇ptal ya. Doğru. İptal Aa, i̇kisi... Ay, ya ben... Allah Allah avantaj S sağlıyor adam. Standartçı. kendi takım tamam, arkadaşının önüne abi, düşüyor. İkisi de doğru. İkisi de ha? doğru. Ama bir Allah'ın kulu da Erzurum Spor'un şu iptal edilen golü konuşmaz. konuşmaz. Niye Sergen Yalçın bugün çıktı bangır bangır. Yani 2-1 mağlup olmuş Beşiktaş. Alanya'ya kaybetmiş. Yani bir yalandan bir giriz gel işte Alanya bugün hak etti ama işte bu hakemler filan filan. Ya hocam, Sergen hocam yapma ya kurban olayım. Bir de diyorsun ki çıkıp, <laughs> ya bizim mağdur ettiler Fenerbahçe derbisinde. Kim mağdur etti? Abi? Bu programda bangır bangır bağırdık. Beşiktaş'tır bu işin mağduru dedik kazanmasına rağmen. Hakem mağduru Beşiktaş'tır dedik. Ya herkesi genelleme. <laughs> bir de senin arkandan giden bin tane Beşiktaş taraftarı bloklamışımdır bugün. Yani saçma sapan ulanlar filan böyle garip garip üstlükler. Buyur, dök eteğindeki başlığı. Beşiktaşlılar bugün... senin ağzının içine bakıyor <laughs> Estağfurullah canım niye baksınlar Sergen Hoca tanımıyormuş ya bizi yani Kim o çocuk falan diyor ya hocam <laughs> ya Sergen Hoca tanısan olur tanımasan olur da Yani sen de biliyorsun beni ben de seni biliyorum hocam İşin özü şu Bak Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Abdullah Avcı'dan sonra göreve geldiği gün itibarıyla O kadroyla da Bu kötü kadroyla da O kötü kadroyla da bu yetersiz kadroyla da bu zamana kadar Beşiktaş'ta şapkadan tavşan çıkarttı Sergen Hoca. Ama bugün Sergen Hoca'nın şapkasındaki tavşan bitti. Çıkacak tavşan yok. Tamam. Elini şapkanın içine sokuyor hoca ve boş geliyor. Eli çıkıyor ortaya. Ve artık şapkadan çıkacak bir tavşan olmadığı için ve bitti. Yani bu bu buraya kadardı. Yani hani Sergen Hoca ee, daha, mesela bu kadroyla bu kadroyu mesela Erol Hoca'ya versem bu küme düşmeye oynar. Bu kadroyu Fatih Hoca'ya versem ben bu kadroyu Fatih Hoca'nın da oynatacağını düşünmüyorum. Bu kadroyu oynatsa oynatsa Sergen Yalçın oynatır ve Sergen Yalçın da bu zamana kadar iyi işler yaptı. Elbette ligin liderine kaybedecek. Bu kadroyu yetersiz ve kötü kadroyu kuranlar şimdi Sergen Yalçın'ın gölgesine saklanmasınlar. Bu kötü ve yetersiz kadroyu kuranlar Sergen Yalçın'ın isminin arkasına saklanmasınlar. Şimdi değerli oldu Sergen Yalçın. Ne zaman ki Gökhan haberleri yaptı işte kovacaktınız kapalı kapılar ardında gönderiyordunuz milli maçlar öncesinde. Gökhan Dinç bunu çıktı söyledi ondan sonra birden Sergen Yalçın şey oldu değil mi? Değerli oldu Sergen Yalçın. Neden? 6 maçın 5'ini kazandığı için. O 6 maçın 5'ini değil ikisini 3'ünü kazanmış olsaydı bugün Sergen Yalçın'ın esamesi okunmuyordu. Başka şey kaybetseydi fişi çekmişlerdi. <laughs> Bu Sergen Yalçın analiziydi. Yani Rıza Şimdi... geleceği bile konuşuluyordu yani. Rıza Çalınbay'la konuşmuş yöneticiler vardı tamam, ya. O öyle diyelim Konuşu, yani. Şimdi konuşuldu. hani bunu da ben söylemeyeyim de şimdi sonra Beşiktaşlı e, Gökhan Niş Beşiktaş düşmanı Gökhan Niş falan filan yazıyorsunuz. Bak bu Sergen Yalçın'la ilgili analizim çok analizimdi, çok net. Sergen Yalçın Beşiktaş'ın efsanesidir. Evet Beşiktaşlı olmayabilir. Fenerbahçeliyim demiş olabilir. Ama bu Sergen Yalçın'ın Beşiktaş efsanesi olduğu gerçeğini değiştirmez. Sergen Yalçın Niye bir yerin efsanesi abi, ise Beşiktaşlı olmayabilir. E, öyle söyledi. Kendisi söyledi. Ha, ben çocuk. Fener, istedim. ben Fenerbahçeliyim dedi. Bunu 2-3 defaları yapıyorsun. E, dedi. Fenerbahçeliyim dedi. Araya bırakıyorsun böyle. Araya bırakmıyorum bak. Söylüyorum. Altını bu tek... çiziyorsun. Altını çizmiyorum çiziyorsun. kardeşim. Tespit. Çiziyorsun. <laughs> Çizmem. Altını çiziyorsun. <laughs> Çizmem. Altını çizersem sen anlarsın. Sen Anladım. Yani böyle kal kalın kalın çizerim. Ama birkaç kere Yani Sergen Yalçı Fenerbahçeli <laughs> olabilir. Ama Beşiktaş efsanesidir cümlesini daha önce... Ben söylemedim bunu. Kez Sergen söyledim. Hoca kendisi söyledi. Sen altını çizdin. E çizmeyeyim mi? Sergen Yalçın Çiz, bu. Çiz tamam. Bence bir mahsuru yok Ne ben Sergen Hoca'yı tanımıyorum. Yani ben tanı daha iyi tanıyabilmek için e, şey yapıyorum. Ben, şimdi yani. Anladım yani. Anladın mı? Daha iyi tanıyayım yani. Şimdi bu bir Sergen Yalçın. Ben Sergen Yalçın'ı Beşiktaş'ta şöyle söyleyeyim. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın büyüktür. Hep diyorum ya ben Fatih Terim büyüktür. Mustafa Cengiz ve yönetimi. Beşiktaş için de şu anki yönetim adına şunu söyleyebilirim. Sergen Yalçın büyüktür. Ahmet Nurşebi başkan ve yönetimi diyebilirim çok net. Sokakta yürüse Allah'ın kulu tanımaz yöneticiler var Beşiktaş'ta mesela. Allah'ın kulu tanımaz. Ben çarşının tanımadım. ortasında, çarşının ortasında bugün yürüsünler tanımayacak isimler var. Ben de Beşiktaş yönetiminde 2-3 kişinin dışında kimseyi tanımıyorum. O senin ayıbın. Sen gazetecisin, senin tanıman lazım. Tabii, tanımıyorum, ne yapayım? Tanıman lazım. Ne yapayım abi? Her gün Beşiktaş'ın yönetim kurulu kediyle şey, evde kediyle konuşacağına bakayım. git yönetim kurulu listesine bak. Evde kediyle konuşacağına. Da bakayım da. abi. Evet abi, kediyle konuşma evde. Git biraz araştırma yap. Gelelim bir başka tarafına. Evde kediyle konuşuyormuş abi. Nece konuşuyorsan kediyle. Çok eğleniyoruz. ya. <laughs> o eğleniyor mu? Sen onunla eğleniyorsun. E, o da çok de. eğleniyor. Her tarafım şey. Fizik mi? <laughs> evet. Tamam. Şimdi Sergen Hoca'ya buradan bir alkış. Gündemi o kadar güzel değiştirdi ki bak bugün Sergen Hoca'ya yazar normal şartlar altında. Kayıp puan. Kayıp maç kaçan avantaj, lideri yeneceksin, başka bir sürü böyle bir onu çekeceksin aşağı, sen yukarıya yak daha yaklaşacaksın falan filan. Galatasaray bay çekmiş, moral, motivasyon falan filan. Ama Sergen Hoca Türkiye'deki en zeki futbolculardan birisiydi. İddia ediyorum Türkiye'deki en zeki teknik direktörlerden birisi oldu. Bugün Sergen Hoca'nın yaptığı çok kritik bir hatayı söyleyeceğim size. Kadro anlamında Teknik anlamda Bir şeyi söylüyorum. anlamadım. Zeki teknik direktör. Yani gündemi, gündemi değiştirdi. Gündemi mi? değiştirdi. O hakemiye gitti falan filan. Bize kaba dayılık mı yapıyorsun i̇şte ne falan. Ne oluyor ki yani şu an? E, değişti. Şimdi kimse benim şu an konuştuğumu konuşmuyor Türkiye'de. E konuşmuyor. Niye? Ha. Çünkü herkesin işini öyle mi biliyor <laughs> Benim işime gelmiyor. Renk <laughs> değişiyor abi. Siyah beyaz oluyor. Dün geçen hafta Denizli'de sarı lacivert oluyor. Daha önce Galatasaray'da sarı kırmızı oluyor. Yani şimdi insanlar mesela şöyle diyor. Sergen Yalçın'ı ben eleştiriyorum sosyal medyada. Fatih Terim bunu yaparken konuştun mu? Ya bir defalarca konuştuk burada. Erol Bulut mesela hakem konusunda hiç topa girmiyor Erol Hoca. Hiç girmiyor bak dikkat et. Fenerbahçe'de yöneticiler giriyor. Sergen Hoca da girmesin abi. Ya yani Sergen Hoca mesela Beşiktaş'ta bugün hakemlikte de ama yöneticiler var abi. girmiyor. Beşiktaş'ta yöneticiler Hakemlik girse de var? bir karşılığı yok. Kardeşim, bugün Sen şunu anlamıyorsun. Hakemlik ne var bugün? Beşiktaş'ta ya? Sergen Yalçın konuşursa gündem oluyor. Hakemlik ne var bugün? Ki Sergen ya, Hoca diyor şey, ki kardeşim. bu takımın kaderiyle oynamak bu kadar kolay mı diyor? Kim oynadı hoca bugün kaderiyle? Sergen Hoca kim oynadı Beşiktaş'ın kaderiyle? Kendisi oynadı. Söyleyeceğim işte. Bugünkü maçın kaybını Sergen Hoca kimse dışarıda aramasın. Sergen Hocam çok basit diyorsun ya hocam. Yok hep işte defansif orta saha oyuncusu olmazmış da pozisyona böyle bakarmışsın. Değil hocam. Ben de sana soruyorum. Madem sen defansif orta saha ya da ofansif orta saha oyuncusu yok diye bir şey diyorsun ya. Ben de sana soruyorum. Sen bugün 6 gol bak bu kadar hafta geçmiş. Hepi topu 6 gol yemiş Alanya Spor karşısına. Bugün yedi. Alanya Spor karşısında maçtan önce 6 gol yemiş olan Alanya Spor karşısına Sergen Yalçın bugün 3 tane oyuncuyla çıktı. Atiba, Dorukan, Yozef de Souza. Bu defansif anlamda önemli. Pozisyon olarak önde oynayan Atiba'nın bugünkü kötü performansı. Beşiktaş'ın belki de sezon başından bu yana en kötü pas trafiği yaptığı en çok da pas hatası yaptığı bir maç olmasına rağmen bunun da sorumlusu Sergen Yalçın. Neden? Hocam bugün çıktığın üç tane oyuncu var. Yozef, Dorukan Atiba. Sayıyorum maç maç. Kasımpaşa maçında bu üçünün arasında kim var? Mensa. Fenerbahçe maçında Mensa, Başakşehir maçında Mensa, Gaziantep maçında Oğuzhan, Malatya maçında Oğuzhan, Denizli maçında bu kadro, Gençlerbirliği maçında da bu kadro, Konya maçında Laiç, ondan önce Antalya maçında Mensa, ligin açılışında Trabzonspor maçında hem Mensa hem Oğuzhan. Sen bu kadar defansif bir kadroyla çıkarsan ligin başından bu yana hep topu 6 gol yemiş olan Alanya Spor'a gidemezsin. Peki bir, ya bir, bir daha, daha abi bir şey Sergen Hoca ya araya gireceğim şimdi açılış maçı dedin ya Trabzon maçı. Hı hı. Trabzon maçında Vida'ya bir penaltı çalındı. Kırmızı kartla 10 kişi kaldı Trabzonspor. <laughs> o gün Sergen Yalçın Var'la ilgili konuşmuyor da niye bugün konuşuyor abi? E çünkü gündemi değiştirmesi lazım. Ay, gündemi Sergen Hoca'da... Sergen yani Hoca'da çiftte standartsızlık olmaz çifte, abi. Olur, olur. ona olur, da konuşacaksın, buna da konuşacaksın ya da ona da sustuğun gibi buna da susacaksın. Sayın Başkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a da aynı şeyi söyleyelim Herkese o zaman. Herkese söyleyelim. Sayın ben. Başkan Ali Koç diyor ben ki Ben sadece Sergen'e Sayın Başkan Ali Koç diyor Sergin ki Sergen Hoca'ya söyle. Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç diyor ki Yozefte sözü atılmalıydı. Hı. Evet, Mert Hakan'la O zaman sen Mert Hakan'la Altay'ı söylemezsen Sayın Başkan, hiçbir samimiyeti kalmaz. Benim için zaten hiçbir, hiçbir samimiyeti, samimiyeti yok da kalmaz. Yani genel ağırlıklı şimdi olarak. Dolayısıyla şunu söylemeye geliyorum. Bu, 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 birincisiydi. bu birincisiydi. İkincisi, şimdi Sergen Hoca, ne diyeceğimizi de unuttuk abi. Bugün önemli değişiklikler yaptı. Liderle oynuyorsun, açık bir futbol oynayan bir takımla oynuyorsun. Tıpkı mesela Başakşehir maçında bir sistem yaptı, bir oyun düzeni bir anlayışla çıktı sahaya Başakşehir'i yendi. Fener maçına geliyorsun derbi de verdi Fener'e topu sen kendin sen oyna Fener dedi ben dedi sana gol atarım dedi 4-3 kazandı maç. Bugün Alanya'ya verdim bak topu Fener'e verirsin Fener senden daha az atar ama sen Alanya'ya verirsen Alanya topu öyle bir oynar ki sen böyle izleyici kalırsın. Seni de oynatmaz Topla oynarken sen de oynayamazsın. Bugün Beşiktaş hiçbir şey oynamadı. 45 dakikasını çöpe attı Sergen Yalçın bugün maçın o 3 defansif yani tamam Atiba'yı orada kullanıyorsun şimdi yazacaklardır bir sürü. Atiba'yı forvet arkası kullanıyor. Kullanma kardeşim forvet arkası oyuncum var. Devşirmeyin oyuncu. Devşirme yapma hocam olmuyor. Olduğuna inansan sen yaparsın bunu. Ya sen oraya takılmışsın da ben de bir çok iddialı bir cümle kurayım mı? Beşiktaş taraftarı bayılıyor 5 gol attı filan. Bu Larin var ya yani en kudu yedekte oturacak Larin ilk 11 oynayacak ha. Beşiktaş Larin'le filan şampiyon olamaz abi. Olamaz. Beşiktaş. beşiktaş, beşiktaş. Larin filan, Larin, Beşiktaş seviyesinde bir futbolcu değil. Beşiktaş. Ya bugün ilk 45 dakikada ben bakıyorum, ya en kudu gibi. Bu da bir şeye ben bayılıyorum o antrenörlerin. <laughs> bir, e, kaza, kazanan takım bozulmaz. En zaman Necip oynasaydı. Necip niye kestin Wellington'u oynattın o zaman? Kazanan takım bozulmazmış. Nasıl bozulmaz ya? Koy Larin'i kes. Larin'i koy. En kudu, en senin. En kaliteli iki oyuncundan bir tanesi ya bence en yetenekli oyuncu yani piyasası olan iki oyuncudan bir tanesi birisi Keda, e, Gezal, öbürü de Enkudu. Öyle mi? Bir kanatta o bir kanatta o. İkisi de iyi oyuncu. Ya sen niye Larin'le oynuyorsun ki hoca? Sonra çıkacaksın maçtan sonra. Ya bir hakemdi, vardı, oydu, buydu filan. Önce kendi hatalarınızı bir konuşalım. İşte Beyefendi. Yani hakemi konuşacaksak mesela Rozy'yi de söyleseydin. Hani Rozy'yi ilk 45 dakikanın son Kesinlikle dakikası söyleyecek. atabilirdi. Atam atabilirdi de saçma Hayır Şöyle ya. 1 2 3 falan sayıyor ya bizim hakemlerimiz. Ya, öyle bir 1 şey yok 2 3 yani. falan sarıyı gösteriyor ya. 3'ü yok da. Ben atarım da. Yani neler gördük? Yani dün Gökhan ve bugün de bu enteresan 3 tane maça denk geldi. Gökhan Gönül sabek atılmadı. Pereira sabek atılmadı. Bugün Rosiye atılmadı. Yani hani böyle hakem konuşuyoruz ya. Ya mesela bugün hakemin benim abi... açımdan tartışılabilecek bir tane kararı var Rozier. Hadi bir tane de orta sahada kontradan diyorsun ya sen söyledin sarısı. Yok başka abi neyini konuşacağız ya? Sen Sergen Yalçın koskoca Beşiktaş teknik direktörü top çizgide ayağınla topu tutacaksın. Ya bu nasıl bir e, ciddiyetsizlik ya Gökhan? Ya sen sinirlenmiyor musun gerçekten bunlara? Abi sinirlendim de ben oyunun içinde kalmaya çalışıyorum ama sen ama yine ben, oyunun dışına Şimdi, ben çıkmıyorum ki abi Sergen Yalçın ama çıkıyor. Ama işte çıkmasına izin verme. Eğer Sergen Hoca çıkıyor ve onu konuşuyorsak o zaman çıkmasına izin vermiş oluyoruz ve biz de burada e tamam kendi da abi, kendimizi Sergen parçalıyoruz. Sergen Yalçın'ın yani. mesela top, oyunda olan topa ayağıyla çizgide tutmasını falan konuşmayalım mı? Ya bu nasıl bir ciddiyetsizlik abi? abi Sergen Yalçın kendini ama, nerede görüyor ki o topa çizgiden çıkmadan ayağını yapıyorsun Haluk sen Ne diyorsun oğlum? Böyle nasıl? bir şey olur mu? Ne diyorsun sen? Niye, e, nasıl ya, ne, nerede o topa? görüyor ne demek ya? Adamın yaptığı şey heyecandan nerede olduğuna bakmadan tık diye Beşiktaş durduruyor. Beşiktaş teknik direktörü. Ya tamam bunu yaparsın bunu abi, abi. abi bir sürü yapamazsın şey yapar. Ya Yılmaz Hoca şimdi iyileşti diye söylüyorum. Ne oldu be? Ya yani, bir sürü saçma sapan şeyler Gökhan yaptı. Abi bunu Gökhan ya. Oyun alanında ya, müdahale edebilir mi? Ya ettin ne oldu? Ettin işte ettin. Ne yapacaksın abi? Kovacaksın mı adamı? Döveceksin mi? Falakayım yatıracaksın. Öldüreceksin. Çekip çıkacaksın ki bir daha yapmasın. Ya yapmasın kardeşim bundan önce yaptı Ama mı? Buna rağmen çıkıyor diyor ki hakem. Ya gel. adam heyecandan kaptırmış kendini kardeşim ayağıyla topu durdurmuş. Ne yapmış abi zannedersin ki gitmiş e, ağzına bir tane vurmuş. Ya bunu normalleştiriyorsun. Ya şu ne anda? normalleştirmesi ne yaptı abi adam? Ya adam topu yanlışlıkla bastı durdurdu. E, ne O zaman yani? yanlışlıkla gitsin Sergen'in tekniği de iyi oradan vursun bir tane kareye gol olsun abi. E, olmaz sayılmaz verirsin sarıyı gönderirsin ya da kırmızıyı gönderirsin içeri bitti. Nasıl yapıyorsun bunu işte ya? Abi yaptı ne abi ya oyun içerisinde yüksek tansiyondan yaptı. Yani Sergen Yalçı'nın busunu mu konuşacağız? Nasıl durdurdun niye durdur? ne yapalım abi? Girdi adam havaya girmiş yani. Hiç yakışmıyor abi. Belki ya. o çizgiyi kendi e, ihlal etmemesi gereken çizgiyle karıştırmış olabilir o anda. O kesik kesik kötü... bu düz. E abi bu maç sırasında olur öyle şeyler. Maç sırasında neler oluyor abi yapma. Bu, bu değil yani bunu bu, bu konuşulacak konu değil. Ne zannediyor ne demek? Ne zannedecek Sergen Yalçın kendini? Abi oyunda top top top. Yahu. E, bütün Türkiye maçı seyrediyor. Sergen Yalçın oyunda çıkarken oyuna yani müdahale ediyor. Durdurdu. Müdahale ediyor oyuna ya. E, hakem yaptı. E, Pasları bu kadar anı konuşmadın. Bırak. <laughs> e, hakem yaptı konuşmadın. Hangi hakem yaptı? Bahattin de abi bizim Bahattin Hoca. Nerede yaptı? Tuttu yardımcı ayağıyla vurdu içeriye. Topu hadi oynasınlar diye. Ha o, o nasıl konuşmadın? Fenerbahçe Trabzon maçı geçen evet, tamam. sene. Ne ne oldu? Ne konuşmadık konuş... mı? Ya ne olacak? O döndü o top gol oldu biliyorsun. Fenerbahçe ya, ya o top yaptı. Ya. Ay Allah'ım ya. O topun devamı abi, gol oldu sabah. biliyorsun. Yokancım. Hatırlamıyorsun galiba sen. Ay Allah, inanamıyorum ya. Şu an Sergen Yalçın'ın Ortalığı topu. Bir stüdyoda ya. Sergen ya Sergen Hoca ağız yaptım biliyor musun? Durdurdun ya. Bir de gelişine vursaydın mis gibi olacaktı O zaman olacaktı belki işte. keyif alırdım. Bir, de böyle tık diye, diye ayak içi ya. böyle tık diye vursaydın da. <laughs> Ondan, hepimiz rahatlasaydık ya, Allah aşkına ya ne konuşuyoruz abi Olur Sergen... mu hocam bak, yapma gözünü seveyim. Ya Allah aşkına bak bugün konuşulacak bir başka şey abi. Bugün konuşulacak bir başka şey bak. Ya bunlar konuşulacak Şimdi, ya. Sen hoca diyor ki Sergen Hoca maçında top adamın eline çarpıyor, Vara bile gitmiyor diyor. Gezal'ın sırtı dönükken eline çarpıyor. Çap diye penaltı çalıyor diyor. Ne yapsın abi adam? Ne yapsın yani? Peki anlaşıldı. Ha, herkes diyor gol gol ki Ben de herkes, şunu söyleyeyim o herkes zaman. Herkes diyor ki, Hoca... Ya Babel'in attığı gol iptal edildi ya Galatasaray arkası dönük böyle gitti çarptı top. Arkası dönükken yani, top oradan sekti falan böyle garip bir şey oldu. Daha attığı gol iptal edildi. İçin He? rahatlayacaksa, için soğuyacaksa Şöyle bir şey söyleyeyim. Beşiktaş'ın penaltısı %100 penaltı. Peki. Tamam. Yok benim içim rahatlamaz. Ben zaten onun %100 penaltı olduğunu biliyorum. Abi başka yani... türlü seni susturamayacağım gibi geliyor da o yüzden Peki, hani tamam. etekteki taşları dökecektim ben. Dök. Döküyorsun abi 15 dakikadır etekteki taş döküyorsun ya. Sen de. Allah Allah. Diyor ki hakem hataları vardan aleyhimize verilen penaltılar var. Rıdvan'ın ağzı burnu dağıldı. Hakem sarı kartla geçiştirdi diyor ya. Ya diyor ki yani ilk pozisyonda kırmızı vermesi lazım diyor. Ya Ya şimdi ben... Yani gerçekten samimiyetle söylüyorum Sergen Hoca buna gerçekten kırmızı kart diyorsa, gez gez alın pozisyonuna penaltı değil diyorsa filan yani yıllarca biz başka bir insanı mı büyüttük gözümüzde acaba diyorum. Yani Sergen Hoca'yı niye bu kadar büyüttük diyorum. Yani eğer böyleyse gerçekten böyle düşünüyor. Yani. Sergen Yalçın'ı büyüttün. Tamam, Sergen Yalçın'ı ve koyduğun yeri sonuna kadar hak etmiş bir futbolcuydu. Ben de itirazım yok. Ben de diyorum ki eğer böyle düşünüyorsa bir yanlışlık var diyorum. Ya hocada yanlışlık var ya bizde bir yanlışlık var diyorum. Ya adam diyor ki sarı atılması lazım diyor. Adamın ağzını burnunu kırdı Aa, diyor. Atılması lazım değil sarı sarı mı kırmızı mı bakın ben, diyor. Hayır diyor ki bak sarı ben... mı kırmızı mı bakın diyor. İzledim kardeşim ya izledim ya izledim izledim sarı mı kırmızı mı bir bakın diyor. Bakın diyor bir sarı mı kırmızı mı? Ağzı burnu da aldı çocuğun diyor. E. Kırmızı da olabilir diyor. Hakem sarı kartı geçiştirdi diyor. Geçiştirdiği ben duymadım kardeşim. Öyle ben işte ben öyledim. izledim. İzlediğimi söylüyorum. Yani o o o değil yani. Anladın mı? Kırmızı kart atılması lazımdı demiyor. Sarı mı kırmızı mı bakın diyor. Abi olmaz Şimdi bak kardeşim. Olmaz. Bak hocaların bunu söyle so bu kadar bu kadarını e söyleyebilme yerleri vardır ama bu maçın analizini yaparken bir dün Erol Hoca diyor ki 5 4 5 kere geldiler diyor. Sergen'in bugün zaten. diyor ki yani işte ağzı burnu dağıldı falan diyor, geçiştirdi diyor. Yani böyle garip açıklamalar var abi. Ya nasıl yapacağız bunu yani? Hani biz ve bunu Sergen Yalçın'ın arkasından giden Beşiktaş taraftarı var. Erol Bulut'un arkasından giden Fenerbahçe taraftarı var. Fatih Terim'in arkasından giden buna inanan insanlar var abi. Ya yani Allah kelamı gibi yaklaşıyorlar aşağıya bunlara. Bazı bir grup var. Ya yani bizim zaten sorunumuz bu. Evet. Ya Sorunumuz bunu bunu yok. çözmemiz lazım Gökhan. Sorun sor, yani sorun şu. Galatasaray'da bilmem kaç dakika topla oynanır. Verirsin. Vay be de niye verdin der. Bunun da arkasından gidenler var. Ama te tekrar yok ama. Penaltıdan ne olacak? Var penaltının kaçmaması için Offside'dan gol olmaması için çıkmış bir sistem ve hoca diyor ki Sergen Hoca Var kalksın. var yokken de hakem konuşuyordunuz. Var varken başka bir şey konuşuyorsunuz. Şimdi sistem değişti. Ne diyorsunuz mesela Vefağa efendim Var niye devreye girmedi? Bunlar yeni tabirler. Var niye devreye girmedi? Ha, griyken bak. E kardeşim hep söyledim, bir daha söylüyorum. Söylemeye de devam edeceğim. At sahibine göre kişiler MHK ne diyorsa bu hakemler de onu yapıyor. Bir önceki MHK karışma dedi. Bunlar da her şeye karış dedi. Bir, bir sonraki bunlar gidecek gelecek ona karış buna karışma diyecek. Belki de telefon atacak diyecek ki ki de aman ha girme topa diyecek girmeyecek. Ama Bunların hepsi hocam, olacak. Ben şöyle bakarım. Kardeşim, kardeşim sezon burası olarak, Türkiye. Ben sezon olarak bakarım. Burası Türkiye. Bak Bu, bu fonksiyonla... Ulenberg denilen adam elle oynamalarla ilgili dünyada başka Türkiye'de başka kardeşim dedi. Bunu çıktı yayıncı kuruluşta tamam, söyledi. söyledi. Bak buraların patlayana standard kadar söyleyeceğim. standart. Çok standard. net söylüyorum. Standart Sen bunu Beşiktaş'ın aleyhine de çalıyorsan, mu? daha lehine aleyhine de çalıyorsan benim için bir sorun yok. Ama öyle bir şey var ki abi. Yani şu a futbolun ruhuna, Özgür Yankaya'nın Göztepe'ye yaptığını ne demeli? Futbolun ruhuna aykırı filan. Ha Özgür Yankaya'ydı değil mi? Evet. Göztepe'ye yaptığını ne demeli abi? Çaykur Rizespor Göztepe. Evet şey. abi. Ya abi bulursun, bu Göztepe'yle ilgili bulursun. bir sıkıntısı var abi demek ki bu adamın bir de öte yandan yani. Hani Göztepe'yle ilgili abi. bir sıkıntısı var ararsan bu adamın. Bulursun. Bir değil Ama iki değil be bir el meselesi bak bu el meselesi yani ben de benim de gönlüm el vermiyor. Yani futbol bakış açım benim de böyle böyle hafif ceza sahası işte itmelere yani hava topuna çıktığın zaman adamın yüzüne böyle hafif değmesine, e, arkası dönük adamın koluna çarpmasına filan penaltı verilmesini benim de futbol e, inancım e, aykırı. E, bana da aykırı geliyor. Ama abi kural buysa yani Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Erzurumspor'a, e, Konyaspor'a, ah, Trabzonspor'a bu uygulanıyorsa herkese eşit uygulanacak abi. Bunun başka e, şekli yok. Yani Herkes rengine göre Fenerbahçe'ye olunca ya içime sinmiyor. Beşiktaş'a olunca kural filan olmaz abi. Sen bir hayal, bir ütopya görüyorsun. Anne onu söylemeye çalışıyorum. ütopya görüyorsun. Bu ha. böyle olmayacak. E olmadı. Olmadığı için Avrupa'da yokuz işte. E Standartlarımız olmamaya, olmamaya da devam edeceğiz. Ya standartımız yani. bu işte. ha, Onun sebebi Avrupa'da olmamamızın ya sebebi bu değil. Bin tane var ya, ya. ya bu hiç bu 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 sebep bile değil. Ya bu sebep bile olamaz yani. bahane abi bahane. Benim ha, şey bu, bu sebep şey bile o. değil işte. Hocalarımızın hepsinin bahanesi var. Hüseyin Cimşir diyorsun bugün. Ya i̇lk geldiği gün söyledim ya. Hangi başarısıyla Erzurumspor'un teknik direktörü oldu? Hangi Geçen sene de elinde uzak direktörü kadro olduysa ondan ben, oldu. Uzak ara kadro şampiyon olması gereken Trabzonspor'u şampiyonluktan etti Hüseyin Cimşir. Ödül olarak Erzurumspor başkanı mesela getirdi kulübe teknik direktörü yaptı. İlk gün söyledim. Düşerseniz dedim. 3'te 0 Gökhan. Haftaya 5 taşla oynuyorlar. Sen ona 4'te 0 de. Bence görüyorum ne oynadığını. Ya öyle bu Gençler Birliği ya bugün Gençler Birliği'nin attığı golde var ya bak sana yemin ediyorum. Ya biraz futbolda hani biraz ayağın top değmiş adamlar. O topu oraya atmak istemedi. Bak Can ile vurdu top oraya. Öbürü Can ile ayağını uzattı onun önüne düştü filan. O vurdu kaleciden. Ya bizde her şey tesadüf ya. Bak samimiyetle söylüyorum Gökhan. Ya bugün Erzurum Gençler Birliği maçta Gençler Birliği'nin attığı gol tesadüften başka hiçbir şey değil. Ama Türkiye'de sürekli hakem konuşuyoruz. Antrenör kimseyi konuşmuyor antrenör öyle mi? Ya ne antrenörlerimiz var ya? Türkiye'de ya bugün senle Erzurum gençler biliyor bak ömür torpusu gibiydi ya. Ne oynandığı belli değil. Ya düşünsene sen bir kulübün başkanısın. Oturuyorsun tribünde bugün ne yapmak yani ne istersin abi? takım kazansın istersin iyi top oynasın istersin. Hiç öyle bir şey yok abi Türkiye'de. Beraberliğe bağlanmış maçlar. Aman dur gol yemeyeyim. Gol yiyince aman stoperi çıkartayım. Biraz farklı bir düşünen Sunuk İkan'ın yani. Gaziantep'i de yükseliyor işte. Biraz farklı baş, düşünen Hatay. Abi ben Türkiye'de Türk farklı antrenörlerinden farklı. E, Türk futbolunun acilen yavaş yavaş böyle yabancı antrenörlere dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'de çok vasat antrenör var abi ve sürekli dönüyorlar. Ben yabancı olmasından yani bana ne hani, ben öyle hani şey anlamında düşünüyorum. Türk yabancı öyle, öyle bakmıyorum yeteneğinden da yeteneğinden bahsediyorum. Ben, çok yeteneksizler abi. Ben bu işte e, yöneticilerin belirleyici olacağını düşünüyorum. Abi Hüseyin'cim şimdi getirmeyeceksin. Çok yetenekli Hüseyin santrenörümüz var. E, Trabzonspor'da o, o değerli kadroyu şampiyon yapamadıysa bence e, teknik direktörlüğü sorgulanması gerekilebilecek bir teknik direktördür. Hani bugün yarın abi Türkiye'de mesela artık Hüseyin Cimşir süperlik Süper Lig teknik direktörü artık alt ligde takım çalıştırmaz. Bak bugün Erzurum'da 10 hafta kalsın 10 hafta sonra gidecek Gençler Birliği'ne. Gençler Birliği'nden gidecek yeni Malatya'ya. Yeni Malatya'dan gidecek Karamüne'ye Kara gidemez. Orada abi, Süleyman hatan, Urma var da. tanıdığım tanıdığın birisi varsa güçlü. <laughs> Tabii bari arıyorsun git gidiyorsun. Abi beni ya, şu işi benim işimi ha. hallet filan. Şimdi halledi ya e, nasıl oluyorsa. E, tamam işte Türkiye'de esas problem de bu zaten. Futbolu kulüpleri yönettiğini düşün. Hüseyin Cimşir neden Erzurum Spor'da? Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Ya mesele Hüseyin Acaba Trabzon'a de yakın olduğu için mi? Mesela Erzurum Trabzon arası yakın. Sadece Hüseyin Cimşir meselesi de değil. Ya yani tamam. Bir sürü antrenör. Bugün gençler birinin başındaki antrenör abi. Üç 35 kere, kere an, geldin. Ankara gücüne gitmiş. Oradan oraya gitmiş. Yani Kasımpaşa'da o ya bugün e çok de beş çok gidiyor, değerli çok çok beğendiğim yani. bir site var. Sporx diye. Buradan söylemenin bir manası şeyi yok herhalde. Bir yok, reklama abi, girmiyor abi, yani. Sporx şey, sp Ya biz Sporx'te mesela bugün boşteki teknik direktörlere baktım abi. Bir tane haber yapmışlar. Elinize sağlık. Dış haber editörleri. Abi dünya kadar hoca var ya. Ya dünya kadar hoca var. Hüseyin Cimşir niye? Ya da ee, ne bileyim Niye niye bu vasıfsız ya yani daha doğrusu vasıfsız demeyeyim de yanlış olmasın. Vasat vasat. Vasatın altı. Vasat ve vasatın altındaki hocaları tercih yeteneksiz. ediyoruz. Yeteneksiz. Ve bize bu iğrenç futbolu izlettiriyorlar kardeşim. Ya ben bugün Allah canım alsın yemin ediyorum. Ya içimden ağır küfür şey, kötü şeyler söyledim ya. Ya kardeşim benim çocuğum var iki buçuk yaşında. Ya ben onunla zaman geçireceğime evde kapatıyorum salonu. Kapatıyorum, kilitliyorum. Erzurum geç Erzurum geçti. Yani Ne akşam programım var bir şey olursa onu söylemem lazım. Hayır. Ya bunu mu konuşacağım kardeşim ben? Neyini konuşacağım ya? Neyini konuşacağım ben bu ligin? Bana kalkmış diyorsun ki işte yok bugün alan ya Sergen, Sergen Hoca böyle dedim. Ya neyini konuşacaksın? Futbolda kardeşim adam Sergen Hoca söylüyorum ya 11 haftadır yapmadığı şeyi yapmış. 11, 12 haftada iki kere yaptığın şeyi yaptığını unuttuğun haftalardan sonra sen tekrar tercih ediyorsun ondan sonra diyorsun ki hakem hocam yapma. Bugünkü kayıp sana yazar. Sana yazar hocam. Abi Ve hani sana yazması ya. da senin kredinden tüketmez. Hiçbir taraftarın, bak hiçbir tekne direktörün, Beşiktaş'ta arkasında bu kadar taraftar gücü olmadı olmayacak. Bak, çok güzel. Olmadı abi. olmayacak. Bu çok güzel bir şey. Sergen Hoca gitmez. Yönetim gider, Sergen Hoca gitmez. Bak bu yönetimin en büyük şansı taraftarın olmaması. Sergen Hoca'nın en büyük şansı şanssızlığı da Beşiktaş yönetiminin şimdiki içinde bulunduğu durum. Talişka bugün paylaşım yapmış. Talişka İstanbul'a abi. Ben sana söyleyeyim ya. Bunlar da yani, e, Talişka'yı falan Beşiktaş nasıl alacak abi? Ya elektrik faturasını ödeyemiyoruz denilen buraya Talişka He. gelmez de. Hani o da bir zehir atıyor ortaya yani. Hani, hani ben İstanbul'a gelmek istiyor. yılbaşı için falan o, odur yani. Ben sana söyleyeyim. Yani bunlar işte hep taraftarla oynuyorlar abi. Bunlar o yani bunlar abi çok bir, sıcak yani tutuyor. Yılbaşı için geliyor değil. Ben gelmek istiyorum mesajı olarak algıladım ben. Ya yani o da olabilir ama. Ya ben Beşiktaş yönetiminin Tarışka'yı alabilme ihtimali görmüyorum. İnşallah şey. gelir de. İnşallah olur Taşka, da. Nasıl ne kadar para kazanıyor Tarışka? Abi herhalde alıyordur bir 6-7. Nasıl verecek Beşiktaş? E, onu bırak kulübüne ne kaç bir ne vereceksin? Ya, kiralama bedeli almayacak mı adam? Dünyanın parası nerede? Hadi verdi. kiralamayı almadı diyelim maaşından kurtulmak için. Ne, diyecek Tarışka sana 1 milyona mı oynayacak burada? Yok. 2'ye mi oynayacak? Oynamaz. Beş tane alalım. Beş tane beş tane Yani ya da Beşiktaş herhalde statta gömü falan buldu. Yok sayın başkanın kendi anlamı bir şeyler ya. Abi yani, bu falan. Türkiye'de garip garip abi, işler oluyor. Abi Beşiktaş falan yapmayın ya. Bir... Bak garip garip işler oluyor. Yapama transfer yapamadığın takım transfer yapıyor. Transfer yapamaması gereken takım transfer yapıyor. Limiti aşmaması gereken takım limit aşıyor, ceza yok. Falan böyle garip garip işler dönüyor Türkiye'de. Dolayısıyla ben tarışka gelemez lafını geri alıyorum. Talişka gelirse Beşiktaş'ı şampiyon yapar diyorum. Talişka gelirse Beşiktaş'ı şampiyon yapar. Sergen Hoca'yı tamam da şampiyon hoca yapar. Biraz da Sumidika'yı öv lütfen. Başakşehir'i yendi demiş. Ya, bak az önce Gökhan söyledi. Bence ligin en iyi antrenörlerinden bir tanesi abi. Kızdın bana biliyorsun. kabaz dedin. Garip adam dedin filan. garip abi adam. adam. Ama adam garip abi. abi. Türkiye'ye geldiğinden beri bir şey oynadı. Ne oynatmaya çalıştığını görüyorsun tamam, abi. Tamam futbol. Saha içerisinde. Adam, Teknik anlamda adam adamı bir şey yok. Adam kafasını abi. abi. Teknik anlamda söylenecek bir şey yok ya. Onu adam kafasını yoruyor abi. Bize futbolu izletmeye çalışıyor adam ya. Çağdaş Hoca da. Şey yap Çağdaş Hoca da. Çağdaş Hoca diyorum işte. Heh. Yani ligimizin Çağdaş hocalarından bir tanesi. Çağdaş Hoca ile maçtan sonra konuştum. Arkadaşlara da buradan bilgi vereyim. Şimdi bir sürü e, muhabir arkadaşı da arkadaş da e, hedef haline gelmiş. Şunu söyleyeyim. Gazeteci dediğin, muhabir dediğin soru sorar. Soru sorarak para kazanır yok yazarak mıymış yok mesaj atarak yok ee, video çekerek istersen basın toplantısında oturduğun yerden sor. Nereden sorarsan sor soru sorman lazım muhabirsen. Soru sormadıkları için eleştirebilirim. Yalnız bu arada Çağdaş Hoca'nın da medyayla ilişkileri çok iyi değilmiş. Onu da söyleyelim. Yani birçok insan Çağdaş Hoca'yla e, röportaj tabirinde bulunmuş. Hepsini geri çevirmiş. Alanya'da yerel ya medya. Ya kötü olsa ben maçtan sonra, maçtan bir saat basın olansın biterdi. Şimdi, sen başka, Bitti şimdi, aradım bugün adamı. Seninki adama. başka abi, seninki başka. Şimdi Çağdaş Hoca'nın şöyle bir durum var. Geçen hafta da Çağdaş Hoca'yla konuştum. Medya ilişkileri iyi değilmiş yani onu da söyleyelim. Medya ilişkileri iyi olmayabilir. Başka bir şey. Yani evet bir sürü arkadaşımız yazdı. Biz de yapmak istedik, biz de yapmak istedik, Hı -hı. biz de yapmak istedik diye. Yani, yani şimdi sen kendini orada konumlandırıyorsan ondan sonra özel buna tepki göstermemen lazım. Abi. Nasıl tepki göstermem? Özel, özel röportaj yapmak istemeyebilir abi adam. Bu kendi tercihi. Ne demek yani ben bunu özel röportaj yapmak istemiyor diye basında ilişkileri kötü mü olacak yani? Hayır oyunculara, kötü mü da, demek oyunculara da müsaade etmiyor. Etmeyebilir yani. havaya çünkü şampiyonluk der bir şey der. Belki havaya... Bu... E, olabilir. Abi bu bu, bu tercih ama Bu bir terci. Kulüp, bir şey kulüp yapar bunun stratejisini İletişim ama bu işte. Kulüp yapar stratejisini Soru sorulmuyor. Geçen hafta da soru sorulmuyor. hocayla konuştum. Hoca şunu söylüyor. Bana geçen hafta da soru sormadılar. Bu hafta da soru sormadılar. İki hafta üst üste gelince ben de bir tepki olarak kalktım. Ha <laughs> soru <gülüyor> Yaptım, yok mu yettim. falan diyor. Soru yok mu diye sordum ya diyor. Kafasını sağ... aklı canım bir şey demiyorum. Yani o da oyunun sorgulanmasını <laughs> istiyor ama şimdi bunun tabi pandemiyle de bir parça etkisi var. Şimdi ne Lökhan, etkisi? yıllarca biz bu işi yaptık. Şimdi <laughs> zaten deplasmana giden hmm. e, muhabir sayımız bizim son derece azaldı artık. Hmm. Orada var mı? Üç kişi varmış. Ee, Üç kişi varmış. A spor vardır, TRT Spor vardır muhtemelen. Bir de Basın toplantılarına da ajanslar giriyor. Ajanslar giriyor, giriyor zaten. Ya yani şimdi A spor muhabiri zaten ya yayından sonra Sercan galiba e, almış, 10 al, dakika yakın canlı gibi. yayın yapmış, soruyu sormuş. E zaten TRT Spor muhabiri de orada maç sonu canlı yayın yapıyor. Yani basın toplantısında yok. Yani adamın orada Çağdaş Hoca'ya soru sorayım falan derdi yok yani. Adamın yıllarca yaptık maç Abi sonu maçın yayınlarını. Son, maçın 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 bir... yayınlarını yaptık hani. Kafan orada başka bir yerde olur. Yani Canım kardeşim. Oradaki emekçileri anlamak açısından söylüyorum. tabii ki oradaki emekçi kardeşlerimiz zor şartlarda hava soğuktur, yağmur yağıyordur. Aman orada bir yayın yapayım. Yayın bitti. Yayına çıkabildim mi? Kameraman geldi mi? Jeneratör çalıştı mı? Işık çalıştı mı? Uyduyu buldum mu? Sinyali buldum mu? Bunların hepsinde varım tamam kardeşim. Ben orasında değilim ki. Abi evde oturuyorsun. Evde oturan muhabir arkadaşlar var. Evde oturuyor ya evde. At abi soruyu. At. Yukarıda basın toplantısındasın. Yat yat soruyu. Bitti at. Ben adamlara ya işimi bunu, öğreteyim yani, yani. Biraz pandemiyle de e, pandemi sebebinden de onu da göz ardı etmeyelim diye söylüyorum. Yani ideal koşullar yok şu anda futbolda Gökhan. Tamam, yani onu, onu açıdan söylüyorum. E, o çağdaş Hoca haklı olabilir. Sen de haklı olabilirsin. Ben sadece bir ek yapıyorum yani. Pandemi koşulları <laughs> sebebiyle. Tamam. Yani şimdi o bir de medyayı yerden yerine spor medyası zaten hani tamam e, çok iyi değil. Net bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Soru sormayan muhabir olmaz. Olmaz abi itirazım Bitti. yok. Ama az önce yani, anlatmaya çalıştım ya sormuş işte adam soru Sercan soracağız. almış 10 dakika E tamam işte abi. soracağım. Oradaki ajans muhabirlerine söylüyorum soracağım. Sormazsan muhabir değilsin. Tripoddan farkın yok mikrofon ayağından farkın yok. Ne oluyor ki gidip de sormuyorsan? Hiçbir yani. bir şey merak etmiyorsun yani. Nasıl bir plan yaptığını merak etmiyorum. Çünkü etmiyor biz musun? mesela bunu tabii tersini çok eleştirdik. Yani hiç basın toplantısı yapıp soru almayan teknik direktörleri yerden yere vurduk burada. Ve tamam benim basın bas toplantısına gelen teknik direktöre soru sormayan muhabir arkadaşımı da bırak da 25 senenin yüzü suyu hürmetini eleştirmekte eleştirmek evet, hakkım var. I, i, i̇tirazım yok. Yani ben ki, bir de mesela birileri altına şey yazmış bir sürü mesaj atmışlar Twitter'dan. Yok efendim Fatih Terim'e soruyor musunuz? Fatih Hoca'ya sorun bakalım. Yani soruluyor muymuş sorulmuyor muymuş? Fethiye Hanım sana sinirlenmiş. Elektrik faturası ödemeyen Beşiktaş Taliska'yı mı alacak? Dal geçiyorlar Beşiktaş'la demiş. Ya Fethiye Allah aşkına bunu mu anladın söylediğimden? <laughs> Senin başkanın söyledi Fethiye'cim. Yani Fethiye ile ilişkimiz olduğu için böyle söylüyorum. Erdal Üzeltiyim. demiş ki bilmeyenler olabilir. Fethiye Hanım diyeyim de Fethiye Tanişke, sen Çin'de net 11 milyon euro alıyor demiş Erdal Karakuş. Nurettin de demiş ki Talişka kaça oynar diyorsunuz? 3'e oynar mı? Adem kaç alıyor? Eğer Adem'i gönderirlerse Talişka 3'e oynar demiş. Adem o Adem'i aldı. Adem'in aldığı paraya gelmez. Abi Adem yani o parayı bırakıp gider Yani mi? o para için gitti oraya çünkü. Gider mi? Adem bırakıp gider mi? Ya vadem bırak. Işte. ya kimse velev ki Adem'in yarısını işte. verdin. Kimse gitmiyor işte. Geldin oraya dedin ki Gangzaz -gang oluyor ya. Gangzaz ya. Bak, neden Ömer Erdoğan konuşmuyor? Hatay Spor'da da girişte onu söyleyecektim Hatay Ömer Erdoğan da kafasını yoruyor. Çok belli abi. Ya bunların önünü açalım abi Çünkü artık. Çünkü neden biliyor musun? Adam istiyor. Adam hoca olmak evet. istiyor. Adam teknik direktör olmak Ve istiyor. Kenarda bir duruşu var abi. Tabii ben. abi. Çağdaş Atan'ın da kenarda bir duruşu var. Yüzde yüz. Sergen hocayı bu yüzden eleştiriyorum abi. Sen o topa dokunma abi ya. Sen teknik direktörsün artık. Ağırlığın olacak abi. Orada bir ağırlığın olacak duruşun olacak çok ya. Çok yakıştı be ama. Ya çok yakışıyor itirazım yok. Ama ya çok, çok da severim be. Sergen Hoca'yı biliyorsun ben, ya. Bir şey söyleyeceğim. Tanıyor mu seni Sergen Hoca? Yani herhalde tanır beni ya. Seni tanır beni tanımaz. <laughs> ya biz Sergen Hoca'yla birlikte çalıştık abi ya. Ben, Sen Seni tanır o yüzden. Sergen Hoca mükemmel Bak seni o yüzden tanır adamdır. biliyor musun? <laughs> seni o yüzden tanır biliyor musun? Sergen Hoca'yla yurt dışı seyahatlerimiz oldu falan yani gerçekten. Çok yani, yakıştı Sergen Hoca, Müthiş. Ben. Bir eğlenceli bir adam. Ayağına ya. çok yakıştı top be. Yapma be abi. Gözünü seveyim. Çok seyir. yakıştı. Sergi, orada bir duruşun olacak Alo, abi. Uf, ne güzel durdu o top ayağında biliyor musun? Tık diye tutuyor Ya Hoca tanımıyorum diyorsun ya, ya mesela. Sergen Yalçın futbolcuları özlemişsin Bak de şeyde, onu. Öf. Öyle futbolcu gelmiyor ki abi işte. Denizli maçı. Bir Allah'ım ya. Fenerbahçe'ye attığı son dakika golü. Fenerbahçe'ye son dakikayı bırak. Sol ayağının içiyle sol direğe. Recep vardı kalede. Oradaydık hocam. Maçtan sonra hani tanımıyor neyse. Hayır. Tanımıyor. Ya, ne ya o bir itibarsızlaştırmaya sana, çalışıyor da. Yok yok öyle de, Sen... diyor, yapmıyor bence. Ya yani gerçekten onun senin söylediğini bilmiyor bence. Ha, olabilir. O yüzden öyle diyor yani. Peki oğlum ya ben çok takılmıyorum canım. Sen tabii iyi ki takılmıyorsun ya. ya. Adamı, adamı Fenerbahçeli vallahi... yaptın abi ya takılmıyorum diyorsun. Onunla ne alakası var? Hoca kendi Sürekli söyledi altı abi. Sürekli altın Ama bak. Bak hoca kendi Ben söyledi. yemem bunları. Haluk büyük. Hoca kendi söylemedi mi? Abi ben Hoca response. kendi söylemedi. Söylemiş bir video var. Gelse. <laughs> e tamam abi. Ya, Fenerbahçe gidince herkes Fenerbahçeli oluyor. Ya. Baksana Mert Hakan da öyle dedi ya. Ne demişti Mert Hakan? Yakarız senin... dünyayı. Ha, yani, Fenerbahçe için. Yakarız mi? bu gezegeni mi? Yakarız bu dünyayı mı? Ne dedi? Abi, bu iş böyle işte. Türkiye'de ver gazı. Ver al gaz kumbur gaz. Ve al arkana ha, ha taraftarı abi. Alamıyorsun. Ama alamıyoruz. Işte. Alper Potuk da mesela geldi işte. Galatasaray 5'te Fenerbahçe birbirine girdi. Alper Potuk'la ilgili. Şimdi Alper Potuk Ankara gücüne kartosu kalmış abi. O böyle abi futbol. Ya sen ne yaparsan yap bir noktadan sonra e, yani ortaya bir şey vermen lazım. İşte hep real, şeyi örneğini veriyoruz ya. Abi real Madrid. yine yine gargaraya abi, getirdin real Madrid, real... Reklama kadar geldi. <laughs> Reklama kadar geldi. Hadi bakalım gargara Real Madrid o oh, bu falan. Ya Bilal. adam, ben ölümde Real Madrid için oynuyorum diyor mu abi Ramos? Değil mi ya? Abi? abi, Cristiano Ronaldo'dan duydun mu mesela? Değil mi? işte yani ben Juventus Raya... için ölümüne oynuyorum falan. Yok abi o da mı oynuyor çünkü yani. Ya Meri bile demiyor ki. Demiral bile demiyor ki. Niye, Niye desin? desin? Çünkü abi. böyle bir alıcısı yok. yok böyle abi. bir beklenti yok adamlar çünkü. Çıkarsın, oynarsın abi. Reklam. Oynarsın. Reklam. Ben demeden yine olmaz. Ya değil. ben bir artistik yapayım dedim de. <laughs> peki reklam. Efendim reklamların ardından tekrar birlikteyiz. Ya bir reklamın arkası da taşır gibi oldu biraz ama yani bizim televizyonculukta meşhurdur o işler ama biz ona pek girmiyoruz. Ee, sevdiğimiz bir tarz değil bizim. Ama ee, zamanlamayı iyi ayarlayamadınız. Ben Şimdi, de ayarlayamadım. O yüzden şu kusura Erol bakmasın Erol kapalı kapılar ardında dedin. Şimdi şöyle. Ben de merak ediyorum. Erol Bulut'un gönderilme... Tam 3 dakikan var. Tamam. Erol Bulut'un gönderilme ihtimalinin oluşmasındaki sebebi söylüyorum ben de. Haftalardır, son 3-5 haftadır... Fenerbahçe yönetimi çok ciddi anlamda Erol Bulut'un sahada o göstermiş olduğu performansla ilgili sıkıntıları var. Çünkü Fenerbahçe'de yönetim şunu yapmış durumda. Fenerbahçe'de Erol Bulut'un oyuncu değiştirmeden önce ilk 11'deki e, istatistikleri, ilk 11'in istatistikleri ve oyuncu değiştirdikten sonra Fenerbahçe'nin istatistiklerini aldı, yazdı kağıda ve bunları not etti ve bunları not ederken de şunu gördü. Oyuncu değişikliklerinden önce Fenerbahçe'nin daha fazla pozisyona girdiği, oyuncu değişikliklerinden sonra da Fenerbahçe'nin daha az şut çektiği ortaya çıkıyor. İstatistiklerde bunu görüyor Fenerbahçe yönetimi. Aynı zamanda Fenerbahçe yönetimi sezon başından bu yana 5 değiştirme hakkının, 5 oyuncu değiştirme hakkının hemen hemen hepsini her maçta kullandığını görüyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Oyunu ve rakibi iyi analiz edemezseniz, siz sahaya çıkarttığınız ilk 11'i sürekli değiştirmek zorunda kalırsınız. Fenerbahçe yönetimi çok ciddi anlamda Erol Bulut'la ilgili bir tartışma içerisine geliyor ve bu tartışma da 2-3 haftadır devam eden bir tartışma. Yeni bir şey değil yani. 3 hafta dediğim 1 ay yapar neredeyse. Bir ay bu haftayla beraber bir ay yapar. Bir aydır Erol Hoca'yı tartışıyor kendi içerisinde bazı yöneticiler. E sonrasında Erol Hoca da sağda solda şunu konuşuyor. Yakın çevresinde şunu söylediğini biliyorum. Ama bunu doğrulatmam da lazım. Bunu, bu bir gerçek. Yani Erol Hoca'nın kendisine doğrulatmak lazım. Bu takımı ben kurmadım diyor Erol Hoca. Çok tehlikeli işte. Bu transferleri ben yapmadım diyor. Bu çok tehlikeli. Bildiğim bir şey söyleyeyim. Çok Bakasetası istiyor kendim. hoca. Erol Bulut'u Emre Belezoğlu birebir Sosa için ikna ediyor. Bak Sosa için ikna ediyor. Bakasetası istiyor. Emre Belezoğlu Sosa'yı ikna ediyor. Sosa için ikna etmeye çalışıyor. İkna ediyor. Erol Bulut şunu söylese yalancı, yalancı olmayacağım. Ben Sosa'yı istemedim. Çıkmamız lazım. Olmaz. İstedi. Daha doğrusu istemedi. Kabul etti. Yayından çıkmamız lazım. Çıkalım. Buraya koy. Ya, ya, ayrısını yarın koy. Yarına taşıyalım bunu. <laughs> yarın gece görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşmek iyi, iyi geceler.